koronavirüs salgını küresel bir sağlık sorunu olarak endişeye, kayıplara ve üzüntülere yol açıyor. Fakat acılarda birleşmeyi ve bundan ders çıkarmayı da öğreniyoruz. Farklı bir açıdan bakıldığında bu virüsün dünya çapında dayanışma ve ortak mücadele ruhunu yükselttiği söylenebilir. Yardımlaşmanın bir insani değer olduğunu içinden geçtiğimiz dönemde hepimiz daha iyi anladık. Virüsün hızlı ve yaygın bulaşıcılığı kadar dünya genelinde bir iyilik hareketinin de güçlendiğini gördük. İyilik de bulaşıcı bir erdem olarak insanlığın arasında yayılırken gelin bu akşam her şeyi bir kenara bırakalım ve iyi hikayelere odaklanalım. Hikayeleri sizlerle paylaştığımız bu programda tam 13 bölümdür karşınızdayız. Her hafta sonu Bant'tan yayınlanan İyi Hikayeler programı bu kez canlı olarak ekranlarınızda. Elbette gündemde bizi üzen, acı da veren çok fazla konu var maalesef. Böyle bir ortamda iyi olan pek çok şeyi konuşamıyor, göremiyoruz bile. Oysa hepimizin özünde iyilik var ve aslında o iyiliği beslersek her şeye rağmen iyi hikayeler yaratabiliriz. Başkaları için bir şeyler yapıp harekete geçtiğimizde o iyilik de kolayca buluşabiliriz. Bu akşam 2 saatlik bir özel yayınla hem dilimizle hem gönlümüzle iyiliği yücelteceğiz. Biz her hafta olduğu gibi NEF Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur'la birlikteyiz. Erden Bey hoş geldiniz stüdyomuza. Bu kez stüdyoda yapıyoruz farklı olarak programı. Evet. Aslında şu anda sürekli evdeyiz. İzleyicilerimiz de bizi evden takip ediyor. Bazen kaygılıyız, bazen endişeliyiz. Hep dışarıda koşuştururken aslında o hayatı eve sığdırmak fikir olarak çok da kolay değildi. Ama sanki alışıldı, alışılıyor. Zorluklar hepimize bir şeyler öğretiyor ve olaylara ben değil biz diye bakınca o zorluklara dayanmak da sanki daha kolay oluyor. Evet, en önemlisi aslında bu dediğiniz biz diye bakmak konusu. Biz olmak, bir olmak şeyi var. Bizim geleneğimizde, memleketimizde böyle güzeli şöyle gösteriyoruz ya, böyle bunu hep Cemal Hocam anlatır. Yani beş parmağın hepsi farklı ama onları bir araya getirince o güzel ifadesi oluyor. Birlemek yani tevhid gerçekten her şeyi çok yani sadece yani zorluğu kolaylıkla birlemek, iyiliği kötülükle. Dünya hiçbir zaman böyle bir şey yaşamadı sonuçta. Şöyle düşünün, o kadar bir birlik var ki baktığınızda her dünyanın her yerinde ortak duygu var. Ortak kaygı var, ortak umut var. Herkes aynı şeyi yaşıyor. Farklılıklar yok. Adalet, eşitlik çok güzel bir histir. Özgürlükle çok bağdaş bir histir. Çünkü kralla köle eşit. Yani şu an herkes aynı şeyi yaşıyor. O yüzden birlik olmak sadece insanların arasında birlik olmak veya dayanışma değil. Kendi içimizdeki duyguları da birlemek. Yani evet zor şeyler yaşıyoruz. Herkesin zorluğu var. Yani hep birbirimizin zorluğunu şey yapıyoruz diyeyim. Ya biz ne zorluk yaşıyoruz diye. Öyle değil. Yani Mevlana'nın çok güzel bir sözü var ya. Hani sanma ki dert sende var. Sendeki derdi nimet sayan da var diye. Herkesin derdi var ama o içimizdeki şeyleri birleştirdiğimizde, yani olumsuzla olumluyu birleştirdiğimizde o zaman alışıyoruz işte. Daha kolay yaşıyoruz. Bir de paylaştıkça çoğalan birkaç şeyden biridir iyilik aslında. Sevgi ve mutlulukla birlikte. Biz iyi hikayeleri paylaşarak tam da bunu istiyoruz bu programla. İyilik yayılsın, hepimize bulaşsın diyoruz. Şimdi gelin o iyilik bulaşsın diye uğraşan virüs esaretinde dayanışmayı konuşurken son yılların öne çıkan sosyal dayanışma kahramanlarından biriyle buluşturalım sizi. Yollarda bulurum seni, takvimlerden çalarım seni. Ona yardımcı olunuz. Protezi takladınız ve Ahbap Derneği'ne geldi. Artık elini kullanabiliyor. Bir oyuncak gemi yapalım. Benim çok tatlı bir kızım var burada. Adı Nida. Nida. Al bakalım. Şöyle tut.
Tuğba'cığım sen bir şey söylüyordun. Bizim Elazığ ve Malatya koordinasyon gruplarımızda dün bize gelen 2-3 tane görevi hallettik başkanım. Çok güzel çocuklar. Hepsi bambaşka yerlerden, bambaşka kültürlerden ortak paydada buluşmuş çocuklar. Evet sevgili Haluk Levent yayınımızda olacak. Ahbap platformunun kurucusu. Biz aslında ikinci bölümde de kendisini konuk etmiştik iyi hikayelere. Teknoloji yardımıyla online bir buluşma gerçekleştiriyoruz. Hoş geldiniz Haluk Levent NTV canlı yayınına, iyi hikayeler programına. Hoş bulduk. İyi akşamlar hepinize. Aslında biz yayınlarımızı da yeni sürece uyumlaştırmaya çalışırken herkes yeni refleksler gösteriyor. Bir ayı aşkın süredir hayatı eve sığdırmaya çalışıyor Türkiye. Hepimiz açısından yeni bir süreç. Ben sizin açınızdan da nasıl geçti bu bir ay, o da merak ediyorum. Yoğun koşturmanızda hayatı eve nasıl sığdırdınız? Evden de oluyor muymuş, nasıl gidiyor Haluk Bey? Vallahi biraz şaşıracaksınız ama evle birlikte ofis diyelim, Ahbap Derneği diyelim. Şu anda ben Ahbap Derneği'nde bu saate kadar çalışıyorum tek başıma. Evet, tek başıma çalışıyorum. Çünkü Türkiye'deki koordinasyonu sağlamamız gerekiyor. Daha önce yaptığımız yardım faaliyetleriyle ilgili kargoların yerine ulaşıp ulaşmadığı, bununla birlikte hangi kargoların yolda olduğu, bununla birlikte çeşitli şehirlerde ihtiyacı olan insanlara ulaştırmak istediğimiz yardımın ulaşıp ulaşmadığı, ve tüm Ahbap çalışanlarının ortak merkezi olarak Ahbap Derneği'ndeyim. Ve buradan koordine etmeye çalışıyorum. Aslında burası benim artık evim oldu. Çok da yakın zaten evim. Hafta sonları hariç, sokağa çıkma yasağı hariç her gün burada tek başıma çalışıyorum. Bu nedenle bu kötü günlerde, hani bu afet günlerinde evim yaptığım Ahbap'ı bir nevi bütün insanlarla kucaklaştırmak için de her saniye, her saat yeni tweetler atıyorum, yeni çalışmalar yapıyorum. Zaman bir şekilde geçiyor. Ben yine çalışıyorum aslında. Vallahi kolaylıklar dileyelim. Aslında biz Erdem Bey'le sizi konuk ettiğimiz İyi Hikayeler programında da bahsetmiştik. Her şey bir tweetle başladı. Bir hayranınız size bir tweet attı. Parti kur, oy verelim dedi. Ve siz de aslında o şaka tweetinden Ahbap'ı kurdunuz. Büyük bir yardım platformu. Şu anda yardımlaşma deyince akla gelen ilk aslında platformlardan da bir tanesi Ahbap. İşlerin bu noktaya geleceğini hiç hayal ediyor muydunuz, tahmin ediyor muydunuz? Sizin açınızdan bu süreç nasıl gelişti? Çünkü 2017'de kurulan bir platform. Aslında daha da yeni sayılabilir. Her ne kadar adı Ahbap platformu 3 yılı geçkin 4. yıla giriyorsa da aslında Ahbap platformu 2000'li yıllarda kendisini Haluk Web olarak o dönemlerde tanıtmaya başlamıştı. Yani ben Haluk Web dostları, Ahbap dostları gibi Haluk Web dostlarıyla Sorgun Ormanları'na Side'ye kadar otobüs tutup gitmiştik. Oradan Saros Körfezi'nde kurulması planlanan Trans-Trakya projesinin iptali için rekor bir konser denemem olmuştu orada. 11 saat 5 dakikalık. Oraya da Saros'a da Haluk Web topluluğu gelmişti ve organizasyonu Ahbap gibi Haluk Web yapmıştı. Ve gittiğim şehirlerde Ahbap toplantıları yapıyorum şu anda. O dönemlerde gittiğim şehirlerde Haluk Web toplantıları yapıyordum. Aslında birazcık temelleri o yıllarda atılmıştı ve çok fazla da çalışma yapmıştı. Ahbap bir profesyonel, daha bir organize hale aldı. Daha önceden gelen bilgi, tecrübe ve yapacağımız şeyler konusunda yaşadığımız eksiklikleri de göz önüne tecrübe şeklinde alırsak Ahbap'ı daha iyi anlayabiliriz. Ahbap her ne kadar 3-4 yıllık bir kuruluşsa da tekrar ediyorum geçmişten gelen şeyler vardı. Aslında Erdem Bey siz de birlikte değil mi Haluk Levent'le ortak işbirliği yaptığınız projeler de oldu. Yani aslında proje dememek lazım ama bir yardım hareketiydi. Elazığ depremi herkesi üzen bir süreç. Ondan sonra evet, da işbirliği evet. Yapmıştınız yanılmıyorsam. Evet evet, Elazığ'da birçok sivil toplum örgütüyle birlikte orada bir afet koordinasyon şeyi yapmıştık. Ahbap'tan da çok şey arkadaşlar orada gerçekten zaten... Konuk ettikten sonra ben ilk defa sahada Ahbap'la o zaman her zaman takip ediyordum, tanıştım. Can Siperhane, herkes oradaki gerçekten
Çok güzel bir kamu STK işbirliğiydi. Sizler de çok iyi çalıştınız. Orada gördük. Ben de geldim zaten Elazığ'a. Sizler de çok iyi organize olmuştunuz. Ben de sizleri tebrik ediyorum. Estağfurullah. Yani böyle süreçlerde gerçekten böyle zorlu zamanlar, şu anda da bir zorluk yaşıyoruz yani koronavirüs nedeniyle. Ne olursa olsun deprem olabilir, işte bir virüs esareti olabilir. Bu zorlu zamanlar bize çok şeyi de öğretiyor herhalde, değil mi? Yani geriye dönüp baktığımızda bu süreçten ne tür dersler çıkarmış olacağız bilmiyorum. Yani siz kendi açınızdan örneğin bu süreci nasıl yaşıyorsunuz Haluk Bey? Vallahi çok yoğun, çok tedirgin. Kimi zaman ürkek, kimi zaman kaygılı, kimi zaman meraklı bir süreç var. Her akşam saat 19.30'da günlük raporu alma merakı var. Ve umarız yayılış hızı azalmıştır denilen bir durum var, bir bekleyiş var. Ve her akşam kaç kişinin bu koronavirüsüne yakalandığını ve onların hangi hastanelerde olabileceğini, yoğun bakım ünitelerinin acaba yeterli olup olmadığını, bunun kaygıları var. Ki yetkililerimiz yeterli diyor ama ya çok daha fazla insana bulaşır da yetersiz olursa korkusu var. Bununla birlikte korona başladıktan sonra işinden olmuş, kirasını ödeyemeyen binlerce, on binlerce insanın Twitter'dan ulaşma isteği var. Yani bunları gördükçe bizler ayaktayız. Çoğu zaman uyumuyoruz bile diyebilirim yani. Gerçekten müthiş bir dayanışma örneği de gösteriyorsunuz. Herkesin büyük katkısı var burada. Tabii bu kurduğunuz yardıma aslında hem dernek var Haluk Bey değil mi? Hem de bir ayrıca platform var. Burada hani para yardımı yok benim bildiğim kadarıyla. İki taraflı bir buluşturma var. Yani ihtiyacı olanlarla bağışta ya da destekte bulunmak isteyenleri siz buluşturuyorsunuz. Şeffaflık da var. Bu sadece evet. Kestim galiba sözünüzü, buyurun. Buyurun buyurun, lütfen devam edin. Sadece afet günlerinde Ahbap Derneği'ne gelen hesaplar, paralar oluyor. Onu da biz halkımıza dağıtıyoruz. Daha önce Elazığ depremi için para geldi derneğe ve biz o dernek hesabındaki parayı konteyner yapımı ve evlerin onarımı için harcadık. Şimdi de bu tür bir afet, bir korona kabusu geldi. Yine gelen paraları, yapılan bağışları kargoluyoruz. 283 TL'lik 2 aylık gıda paketleri hazırladık aileler için, sıkıntılı olanlar için ve bize başvuranları, on binlerce başvuruyu tek tek inceledik. Ekibimizde çok kalabalık bir ekibiz. Ve doğru başvuruları gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla çoğuna malzemelerimiz ulaştı. Hala bugün günde 300 tane 500 tane koli olarak Türkiye'nin her tarafına dağıtılmaya başlandı. Bu Ahbap Derneği ile ilgili olay. Ama aslında biz yıllardır Ahbap Derneği'nin çatısı altında Ahbap platformu ile yürütüyoruz işleri. Orada hiçbir bir delikli kuruş yok. Bizde para olayı yok. Biz sadece gönül komisyoncusuyuz ve insanları birbiriyle buluşturuyoruz. Bugün az önce beni şu anda izleyip de Twitter'da takipçi olanlarım varsa, bugün 3 tane 4 kişilik aile, yani yaklaşık 12 ailenin hayatlarını değiştirdik. 12 ailenin sadece bugün. Hayırseverlerle onları buluşturduk. Kiralarını ödettirdik. Sıkıntılarını çözdük. Yarın yeniden çıkacak. Yarın ertesi gün tekrar. Her gün yeni görevler alıp her ertesi günü de o görevlerin yerine getirilmesi için ödemelerini yaptırıyoruz. Tabii ki bu görevleri aldığımızda bazı belgeler istiyoruz. Onlar bize E-Devlet'ten gönderiyorlar. Muhtarlığa soruyoruz. Kaymakamlığa telefonla soruyoruz, sormak gerekirse. Doğru ihtiyaç sahiplerine gitsin diye her gün çalışıyoruz. Buna Ahbap platformu deniyor. Biz yıllardır hep böyle çalıştık ama Ahbap Derneği sadece afet günlerinde gelen parayı değerlendirir. Onun dışında bizde bir para olayı yok. Yıllardır da olmadı zaten. Haluk Bey, aslında bu zor zamanlar herkese çok şey öğretiyor. Siz de bir sanatçı duyarlılığıyla zaten yıllar evvel böyle bir süreci başlattınız ve bu iyilik hareketi bu zor zamanlarda da devam ediyor. Buradan evlerinde sizi izleyen dinleyicilerimize, izleyicilerimize bir mesaj iletmek gerekirse neler söylemek istersiniz? Çünkü çok da kolay değil. Yani uzunca bir süredir 65 yaş üstü evlerinde, 20 yaş altı evlerinde, arada mecburen işi için çıkıp
sonra hafta sonları da evlerinde kalmaya devam eden bir dizi izleyicimiz var. Onlara sizin ağzınızdan bir mesaj alabilir miyiz? Belki sanatın aslında o gücünü de arkamıza alarak sizi ve sesinizi, şarkılarınızı da özlemiş olan izleyicilerimize belki böyle şarkılı da bir mesaj alabiliriz sizden. Aslında öylesine bir şarkı çalarım tabii ki ama ben kendimden örnek verecek olursam ahbap dışındaki zamanımın çoğu evde geçti ama ben bu tür durumlarda zaten aslında oturmamam gereken bir insanım. Afet günlerinde bizler koordinasyon merkezi olarak insanımıza nasıl destek olabiliriz, sokaktaki canlıya, hayvanımıza nasıl destek olabiliriz diye gece gündüz çalışıyoruz. Hani ben biraz mecburiyetten çalışıyorum, gönül mecburiyetinden. Fakat evlerinde olan ve sıkılan insanlar için diyebileceğim, yani ben Ahbap Derneği Başkanı olmasaydım ben hiç evden çıkmazdım. Çünkü gerçekten bu yayılma hızını düşürebilmenin tek yolu bu. İzole etmek, kendimizi izole etmek. Keşke 20 yaş ve 65 yaş arasındaki çalışanlar da evde izole edilebilse. Keşke iş yerleri kapansa, keşke sokağa çıkma yasağı olsa. Bunu temenni ediyoruz ama demek ki her koşul uymuyor. Ama madem ki her koşul uymuyor ve 20 yaş altı, 65 yaş üstü insanlar evlerinde kendilerini gerçekten arındırmaya çalışsın. Çünkü çok lanet bir virüs. Her an hepimize gelebilir ve her an her yere dağılabilir. Hiç çok olumsuz koşullar, çok sonuçlar da doğurabilir. Onun için onlara sevgilerimi sunuyorum. Ve şöyle bir şeyler yapmaya çalışayım. Sen ellerimde, sen gözlerimde, ıssız geçen her gecemde, her şeyinle yanımdasın. En zor bu, gerçekten sevdiğimi söylemeden ayrıldım yine senden. Ayrıldım yine senden. Yoksun sen aslında, yalnızım bu kumsalda. Neler neler yapıyorsun bensizken Ankara'da, bensizken Ankara'da. Yoksun sen aslında, yalnızım bu kumsalda. Neler neler yapıyorsun bensizken Ankara'da, bensizken Ankara'da. Sen ellerimde, sen gözlerimde, ıssız geçen her gecemde, her şeyinle yanımdasın. En zor bu, gerçekten sevdiğimi söylemeden ayrıldım yine senden. Ayrıldım yine senden. Yoksun sen aslında, yalnızım bu kumsalda. Neler neler yapıyorsun bensizken Ankara'da,
bensizken Ankara'da. Yoksun sen aslında, yalnızım bu kumsalda. Neler neler yapıyorsun bensizken Ankara'da. Bensizken Ankara'da. Sevgili Haluk Levent, çok teşekkür ediyoruz. Bu ben güzel şarkıyı da izleyicilerimizle paylaşmış olduk. Sizin sesinizi ve sizi özleyenlere gelsin. Tekrar teşekkürler. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileyelim. Sevgili Haluk Levent'i uğurluyoruz. Aslında değil mi, sanat en iyi ilaç diye hep konuştuk sizinle programlarda. Hepimize çok iyi geliyor böyle zamanlarda müzik. Ve özellikle bu sürece uyum gösteren sanatçılara kulak vermek çok iyi geldi hepimize. Evet, müzik inanılmaz bir şey. Yani insanın acayip, yani milyar kilometre hızla duygusunu bambaşka bir yere götürüyor. Haluk Bey'den aslında hepimizin örnek alacağı şey bu başkasının derdiyle dertlenmek kısmı. Zaten böyle zor dönemlerde aslında çok büyük fırsatlar var. Çünkü insan başkaları için bir şey yaptıkça veya adandıkça kendi derdini unutuyor. Yani yine öyle Yunus Emre'nin çok güzel bir şeyi var. Derdi dünya olanın dünya kadar derdi olurmuş diye. O yüzden hep yani vermek dediğimiz şey aslında kendimize vermek. İnsanın başkaları için bir şey yaptığında aslında kendi bir zorluğunu, kendi olumsuz bir özelliğini düzeltiyor. Bu hep öyle, kendini törpülüyor diyebilirim. Bir kötü huyunu düzeltiyor. Bu süreç nereden bakarsanız hep böyle bitiyor. Evet. Yani asıl cömertlik kötü huyları verebilmektir diye bir şey vardır Kenan Rıfai Hazretleri'nin. O yüzden de bu dönem aslında faydalı olabilmek, herkesin o kaygılardan, korkulardan çok kısa, çok kolay arınabilmesi için en önemli şey. Yani sabah kalktığımızda ne yapabiliriz başkası için? İlla paramız olmasına gerek yok yani. Birilerini mutlu edebiliriz, ötekiyle sohbet edebiliriz. Ama başka bir derde bürününce zaten o kendimizin dert zannettiği şeyi unutuyoruz. Unutuyoruz. Ben değil, biz olmak. Böyle zamanlar bize daha çok bunu hatırlatıyor. Aslında böyle diyen isimlerden bir tanesi oyuncu Mert Fırat. Birazdan iyi hikayelerde olacak. Kısa bir araya gidelim. Bizden ayrılmayın. Mert Fırat iyi hikayelerde olacak. Hikayeler özel yayınımız sürüyor. NEF Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur'la birlikteyiz. Erden Bey, bir izleyicimizden aslında her ikisi de eğitimci olan Hamza, Hülya, Düzgün çiftinden gelen bir şiir izleyicilerimizle paylaşalım. Odalarda bir yığın eşya, koltuklar, sandalyeler, masalar, hiçbirinin anlamı yokmuş. Dostlarımın sesi olmayınca, farkım yokmuş vitrinde bekleyen fincanlardan. Gel bir kahve içelim sözün ne kadar da anlamlıymış. Gelmek ne güzelmiş, gitmek ne kadar hor kullanılmış. Uzaktan da olsa tüm dostlara bir kahve diye böyle gelen güzel bir mesaj izleyicilerimize de paylaşmış olalım. Evet. Çok şey, yani aynen öyle. Şu an yani hepimiz bir kahve için neler vermeyiz. Böyle bir dönem. Bir de çok güzellikler var içerisinde yani. Hakikaten hiç dünyada yaşamadığımız bir zaman. İşte bundan birkaç hafta önce tuvalet kağıdı paradan daha değerliydi mesela. Hani gerçekten değerlerimizi önceliklendirdiğimiz veya nefes almanın ne kadar kıymetli olduğunu. Değil mi? Eşim bir hikaye şey yapmıştı. Bu dönemde yaşanmış bir İtalyan bir amca 80'li yaşlarda işte
çok şanslı bir şekilde kurtuluyor. Solunum cihazına bağlandıktan sonra hastanenin ücreti isteniyor. Duygulanıyor. İşte doktor da yani bundan dolayı ağlamayın diye şey yapıyor. Yok diyor, ondan ağlamıyorum diyor. Yani 80 yıldır bedavaya nefes alıyormuşum. Ve ne kadar çok borcum varmış ve bunun için hiç teşekkür etmemişim. Onu anladım diyor. Yani böyle hakikaten değerlerimizin ne olduğunu, gerçekten yaşam değerlerimizin ne olduğunu görmemiz için aslında baktığımızda çok önemli fırsat. Az evvel Haluk Levent'ten çok güzel enerjiler aldık. Şimdi yine dayanışma deyince hepimizin aklına hemen geliveren, adını duyunca hepimizin yüzünde tebessüm oluşan çok sevdiğimiz bir oyuncuyla Mert Fırat'la buluşturalım izleyicilerimizi. Ülkemiz uzun bir seferberliğe hazır. Bu dönemde zamanımızın en büyük kısmını işimizden, maçtan, sokaktan uzakta evimizde geçireceğiz. Kadınla erkek arasında en temel eşitsizliklerden biri olan ev işlerini eşit paylaşmaya özen gösterelim. Göreceksiniz, karantina çok daha rahat geçecek. Ev işlerini paylaşan erkeklerin yanındayız. Evet sevgili Mert Fırat, iyi hikayelerde bizimle birlikte. Hemen kendisine bir hoş geldiniz yayınımıza diyelim. Aslında bu güzel mesajlar için de ben kendi adıma aslında çok teşekkür ediyorum. Eminim birçok kadın izleyicimiz de aynı şeyi düşündü. Bir ayı aşkın süredir hayata eve sığdırmaya çalışıyoruz. Dışarıda hayat bir anlamda durunca sizin açınızdan evde hayat nasıl başladı, nasıl geçti bu bir ay? Özellikle hani çok yoğun, meşgul bir insan olduğunuzu da biliyoruz. Tiyatro, oyun durdu ama hayat yavaşladı mı? Nasıl gidiyor evde hayat? Gerçekten çok teşekkür ediyorum bu arada bugün bizi buraya konuk ettiğiniz için. Evde hayat bayağı yoğun geçiyor. Ben hiç çalışmadığım kadar çalışıyorum. Çok daha fazla çalışıyorum hatta. Demin Haluk Levent'in konuşmasını dinledim. Tam onu söyledi gibi. Yani sabah erkenden kalkıyorum. Biraz işte evde böyle hareketsiz kalmamak için spor yapıyorum. Onun devamında herhalde böyle saat 9'da başlayıp akşam 9'a kadar, bazen gece 1'lere kadar süren bu konferans görüşmeler, konferans aramalar ve aslında hep içinde bulunduğumuz bu COVID-19 etrafındaki krizleri konuşmak ya da bunlara çözüm aramakla geçiyor günlerimiz. Birbirimizin ilacı oluyoruz aslında. Birbirimizin desteği oluyoruz bütün bunları yaparken. Demin Erdem Bey de çok güzel bir şey işaret etti. İnsan ne yaparsa hani kendisi için yapar. Bir tarafıyla da aslında kendini de iyileştirdiği bir şeydir bu dedi. Gerçekten de öyle. Biz şimdi bu küçük birliklerimizin içinde birbirimize destekleşerek bir biçimde birbirimize iyi geliyoruz. Evde de aynen işte bu duygularla böyle yoğun çalışmayla geçiyor aslında. Aslında Mert Fırat, Erden Timur'la da birlikte işbirliği yaptığınız pek çok alan oldu. Onu da biliyorum. Özellikle en son yine NEF Vakfı sağlık çalışanları için 6 farklı ürün üretmeye çalışırken, tedarikçilere ulaşmaya çalışırken, yine ihtiyaç haritası üzerinden de çeşitli yollarla ulaşılmaya çalışıldı. Aslında siz ihtiyaç haritasının kurucularından da birisiniz. Online İmece diye biz daha evvel de programda sizinle konuşmuştuk. Her şey dijitalleşirken tam da bugünler içinmiş dedirtiyor. Aslında biz bir yandan bazı ihtiyaçlarımız azaldı diye de konuşuyoruz. Ama belli ihtiyaçlar da arttı herhalde. Bu dönemde size gelen farklı talepler var mı? Yardım ve yardımlaşmayla ilgili, ihtiyaçlarla ilgili. Bizde gerçekten ihtiyaçlar böyle hayallerle sınırlı. Hep öyle konuşmuştuk. Siz şimdi demin NEF Vakfı'na işaret ettiniz. NEF Vakfı'nın hayali çok genişti. Ve o geniş hayalin içine tüm Türkiye'yi dahil ettiler. Biz de sağ olsunlar ihtiyaç haritası üzerinden dahil ettiler. Ve çok önemli bir iş başardılar aslında. Hala da başarmaya devam ediyorlar. Çünkü hem sağlık çalışanlarını korumak ve aslında tam hasta yakınlarını korumak için çok güzel entübe sistemleri aslında yaptılar. Entübe sistemlerinden korunacak yapılar. Ve biz orada dediğiniz gibi gerek üretiminde gerekse birçok alanında ihtiyaç hasıl olacak ham maddenin ya da kişileri ulaştırılmasının, doğru yerlere ulaştırılmasının bir şekilde aracısı olduk. Tekrar teşekkür ediyoruz bu fırsattan biz dolayı. Aslında çok ediyoruz. Güzel oldu, çok hayırlı bir iş oldu hepimiz için. Bir taraftan tabii ilk günden beri hastanelerden, sağlık ocaklarından, Türk Tabipler Birliği'nden, aslında hali hazırda çalışan doktorlarımızın, hekimlerimizin, sağlık işçilerimizin ihtiyaçları var oluyor. Onlar o ihtiyaçları bize aslında bildiriyorlar ya da kendileri kendi hesaplarından giriyorlar.
Oradaki ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Türk Tıp Öğrencileri Birliği bu anlamda sahadalar ve çok da hevesliler. Gencecik hekimler, hekim adayları, 5. sınıflar, 6. sınıflar ülkelerinde şimdi dört bir tarafa aslında şevkle koşturuyorlar. Gerçekten bir cephe ve o cephede inanılmaz bir mücadele veriyorlar. Onlara sizin aracılığınızla tekrar teşekkür ediyorum. Buradan sürekli ihtiyaç giriyorlar. Tabii çok başka ihtiyaçlar da olabiliyor. Gıda ihtiyacı gibi. Onu da böyle çok çeşitli vesilelerle gidermenin peşindeyiz. Şimdi tam da o noktada aslında bir kart çıkartıyoruz. Bir kartın hazırlığındayız. Yerel bir aslında ödeme çözümüyle birlikte bir kart belirli oranda bir nakdin yüklenebildiği ve yine harcamalarında kullanabildiği bir kart çıkarttık. Pek yakında o da lanse edeceğimiz bir aslında destek aracı olarak olacak bir şekilde. Ya beni çok sevindiren şey şu oldu aslında bir tarafıyla. İnanılmaz bir destek her taraftan. İnsanlar işbirliğine açık ve sabahlara kadar büyük bir heyecanla çalışıyorlar. Ve umutlarını hiç kaybetmiyorlar. Bu anlamda çok büyük acılar çekiyoruz, çok büyük kayıplar veriyoruz. Her gün televizyonda rakamlar paylaşılıyor. Dünyanın her tarafında böyle, nereye baksak aynı dert. Ve acı içinde bir ders, çok acı bir ders alıyoruz aslında. Kurulamamış sistemlerin çilesini çektiğimiz bir dünya düzeni içindeymişiz. Bunu fark ediyoruz maalesef. İşte orada destekleşmekten başka bir çare kalmıyor aslında bizlere. Bu anlamda mahalle gönüllülerimiz var. Şimdi mahalle gönüllüleri projesini harekete geçiriyoruz. Bir yandan bir sosyal pazar yeri kurduk. İnsanlar yerel esnafa, yerelde destek verebiliyorlar. Yani sadece İstanbul'dan alıp Antep'e ya da Sivas'a göndermek değil de kendi bulunduğu şehirde, kendi bulunduğu ilçede oradaki yerel esnafa oradan alışveriş yaparak ya da oradan evet, bir desteği bir ihtiyaç sahibine ulaştırarak aslında aracılık yapabiliyor, böyle bir destek sunabiliyor. Mert Bey, tiyatro emekçileriyle ilgili, pardon, bu tiyatro emekçileriyle ilgili planladığınız şeyden de bahsederseniz o da çok güzel bir proje. Evet, gerçekten o da bizim için tiyatro kooperatifi var aslında bizim. Bir Kadıköy Tiyatro Platformu var, bir de ondan hariç tiyatro kooperatifimiz var. Biz böyle bir aslında birbirinin içinde yapıyız. Oraya üye olanlar oraya da üyeler bir şekilde. Fakat kooperatifte böyle aktif bir şekilde şimdi bir kampanya hazırlığı içindeyiz. O kampanyada aslında var olan tiyatroları destekleyeceğimiz yine bir kartlı sistem için çalışıyoruz. Çok çok yakın zamanda da aslında sağlık çalışanlarının, tıp öğrencilerinin, aslında şu anda sahada çalışan tüm kahramanların hizmetine sunacağız. Aslında çünkü destekleri alacağız. Oradan evet, bu arkadaşlarımıza, bu kahramanlarımıza iletiyor olacağız bir şekilde. Hem de tiyatrolarımıza destekliyor olacağız. Ve yine Oyuncular Sendikası'nın yaptığı bir başka çalışma var. O da olgunlaşmaya devam ediyor. Çok heyecanlı bir çalışma. Hem TİDER, hem kooperatif, hem ihtiyaç haritası bir arada yaptığımız. O da herhalde olgunlaşınca arkadaşlarım iletecekler. O da çok heyecan verici. Yani aslında böyle gerçekten çok olumsuz şey var. Ama bunlara takılmaktansa çözüme biraz daha odaklanmak, evet, çözümün parçası olmaktan yanayız hepimiz. Sizler de öyle. Dolayısıyla bu tarafta gittikçe taleplerimizi sıralıyoruz. Evet. Gerek devletten, gerek işte yerel yönetimlerden ve aslında her mecrada dile getirip mümkün mertebe hepimiz için, halk sağlığı için, tiyatrolar, sanatçılar için tüm cephede aslında dile getirmenin fırsatını kolluyoruz bir biçimde. Aslında bu koronavirüs günlerinde yardım faaliyetleri, dayanışma odaklı etkinlikler, kampanyalar insani değerlere sahip çıkan bir dünyanın görüntüsünü de ortaya koyuyor. Dünyadan da çok güzel örnekler var. Gelin kısacık izleyicilerimize bir hatırlatalım. Salgın endişesini en fazla hisseden, yansıtmamaya çalışsak da olup bitenden en fazla etkilenen grup çocuklar. İtalya'da sosyal medyada başlayan ve çocukların yaptığı resimleri paylaşma esasına dayanan hareketin adı Her Şey İyi Olacak. Umudu ve iyimserliği yaymak için bu sloganla başlatılan kampanyada çocuklar gökkuşağının altında ve üstünde hayal ettikleri en güzel şeyleri çizip paylaşıyorlar. Öte yandan Napoli'de başlatılan sepet kampanyası ise toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri. Balkonlardan sarkıtılan sepette iki ayrı mesaj var. İhtiyacı olanlar alsın yazısı aslında yoksullara sesleniyor. Yani bu sepetten istediğinizi alın. İhtiyacı olmayanlara ise mesaj veriliyor. Sen de destek ver.
yani bağış yaparak bu sepetin dolmasına katkı sağla. Gönüllü doktorlar, gönüllü hemşireler. Sağlık alanında belirli bir eğitim almış kişilerden oluşan ekipleri bir araya toplamak. Bu fikirden yola çıkan Fransa'nın Taverny kasabası belediyesi bir spor salonunu kliniğe dönüştürmüş. Haftanın her günü 24 saat açık olan klinikte koronavirüs testi yapılıyor, acil yardım gereken kişilere de ilk müdahale gerçekleşiyor. Spor salonundan dönüştürülen klinikte çalışanların hepsi gönüllü. İhtiyaç sahiplerine maske, siperlik, önlük ve hijyen malzemesi de buradan sağlanıyor. Umut veren haberler arasında ilginç bir örnek daha Fransa'dan. 32 yaşındaki Elisha Noshomovitz, virüsle ilgili farkındalık yaratmak ve sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için evinin balkonunda maraton koştu. Balkonda 6 saat 48 dakika süreyle koşarak 42 kilometrelik maraton parkurunu tamamlayan Noshomovitz, bu şekilde sosyal izolasyonun önemine dikkat çektim. Evinizde de spor yapabilirsiniz, yeter ki isteyin, diyor. Aslında bizden de çok güzel bir örnek var. İstanbul'da Bebek'te 90 metrekare evinde 42 kilometre maraton koşan sevgili Itır Erhart'la tanıştıralım sizi. Kampanyamız da iyi gidiyor. Lofan Ekim Sağlık Vakfı için koşuyoruz. Sağlık çalışanlarının tulumları için koşuyoruz. O kadar moral veren mesajlar geliyor ki her yerden, onlara bakıyorum. Gerçekten aynı su istasyonlarında sivillerde durmuş da alkışlar ve hani hadi hatır yaparsın onları duyuyor gibiyim. Hiç farkı yok aslında. 42 kilometre, 195 metre evde bitti. Evet, Erden Timur ve Mert Fırat'la sohbetimize Itır Erhart'ı da dahil edelim. Ve aslında hemen soralım. Hocam 90 metrekarelik evde 42 kilometreyi nasıl koştunuz? Bir anlatır mısınız? Geçen pazardı değil mi? Evet, geçen pazardı. Öncelikle hepinize merhaba. Bugün yan yana oturamıyoruz. Ama hani sizlerle olmak yine her zaman gibi çok güzel. Evet, çılgın bir işti açıkçası. Yani ben uzun mesafe koşuya çalışım. Yaklaşık 14-15 yıldır maraton mesafesini, hatta ultra maratonları koşuyorum. Ama evimin daracık koridorunda yaklaşık 2150 tur atarak koşacağım hiç aklıma gelmemişti açıkçası. Zorladı biraz. Çünkü hani başınız dönüyor, neden bunu yapıyorum diye düşünüyorsunuz. Fakat kampanya açmıştık. Sevgili arkadaşım Kıvanç'la beraber ve biz de sağlık çalışanları için, Elisha gibi biz de sağlık çalışanları için Lokman Ekim Sağlık Vakfı aracılığıyla tulum ihtiyacını karşılamak için koşuyorduk. Bu sürekli bizi motive etti. Çok sayıda arkadaşımızın, Lokman Ekim'den arkadaşlarımızın destekleri bir şekilde bitti. Ama benimki daha uzun sürdü. Benimki 8 saat 40 dakika sürdü. Gerçekten çok uzun sürdü. Aralarda mola falan da verdiniz herhalde. Ama yani bu sürecin hepimize öğrettiği pek çok şey var. Itır Hocam, siz esneklik, dayanıklılık dersleri de veriyorsunuz aslında. Bu süreçte özellikle ne gibi taleplerle karşılaşıyorsunuz? Ne mesajlar veriyorsunuz? Dersleriniz devam ediyor çünkü online olarak. Evet, evet, yarışın adı B planıydı. Belki biliyorsunuz hepimizin bir A planı vardı. Mesela benimki Belgrad'da koşmaktı. Başka şehirlerde koşacaktık. Fakat bir ay içinde hayatımız neredeyse tamamen değişti. A planlarının tamamı iptal. Ve B planına geçtik. B planı, mesela şu anda sizinle stüdyoda oturmamak da B planı. Benim derslerimin tamamını öğrencilerime Zoom üzerinden, başka dijital araçlar üzerinden vermem de B planı. Evinizden konser vermeniz de B planı. Bu süreçte daha çok bunu anlatıyorum aslında. Çünkü evet, planlarımız değişti. Hepimiz çok alanda B planına geçtik. Ama A planlarını yaparken aslında büyümek ve gelişmek mümkün değil. Burada her zaman verdiğim bir örnek var. İstiridye örneği. Belki sizinle de paylaşabilirim. Buyurun hocam. İstiridye içindeki inciyi ancak dışarıdan, yabancı bir madde tarafından rahatsız edildiğinde yapabiliyor, biliyorsunuz. Yani beslenme sırasında giren küçük bir kum tanesi onu o kadar rahatsız ediyor ki etrafında
sedef bir yapı kurmaya, daha sonra da o çok mükemmel yuvarlıkta, parlaklıkta inciyi oluşturuyor. Aslında biz de inciye çok benziyoruz. O konfor alanımızın dışına çıkmadan, yani ağ planlarını terk etmeden büyümemiz, gelişmemiz mümkün değil. O yüzden bu süreç aslında evet çok kayıp var, çok acı var ama bir yandan da hepimizi, ister sivil toplum çalışanı olalım, ister sağlık çalışanı, ister gazeteci, hepimizi geliştiriyor. Böyle bakın diyorum öğrencilerime, buluştuğum gençlere ve inanın kendim de öyle bakmaya çalışıyorum. Ya evde koşmak benim konfor alanımın tamamen dışındaydı ama bu şekilde geliştiğime, aslında bunu da yapabileceğimi görünce tuhaf bir şekilde özgürleştiğimi düşündüm. Evet, gerçekten çok enteresan bir deneme. Hocam aslında çok teşekkür ediyoruz yayına katkılarınız için. Kısacık da olsa izleyicilerimize bu zorlu denemenizin aslında hepimizde yaratabileceği etkileri, belki düşündüreceklerini iletmeye çalıştık. Sevgili Mert Fırat'a da çok teşekkür ediyoruz. Kısacık son bir cümle alalım mı? Evlerinde aslında uzunca bir süredir bir şekilde hapis diyebiliriz, tırnak içinde kalan ve bu süreci evlerinde geçirmek zorunda olanlara son bir mesaj alalım mı Mert Fırat? Evlerinde gerçekten bu süreci geçiren erkeklere bir mesaj verebilirim. Hem de yanındayız'a biraz gönderme yapmış olabilirim. Hı. Mutlaka işleri paylaşmaya açık olmak lazım. Yükü üstten almak lazım. Hepimiz stres dolu oluyoruz. Ve bu stresi atmanın en güzel yolu bugün ev işlerinden başlayıp ve bunu ömre de yaymak, sadece bugünü kurtarmak değil, bunu söyleyebilirim. Evde kalmayanlar, kalamayanlar için de kendilerine iyi bakmalarını, çok dikkat etmelerini dileyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Mert Fırat ve sevgili Itır Erhart'la birlikteydik. Aslında bu bölümün sonuna gelirken biz Erden Timur'la saat 22'den itibaren devam edeceğiz. Onu hatırlatalım. Ve ev konserleriyle korona günlerine uyum sağlayan sanatçılar da bizim umudumuzu artırıyor. O isimlerden biri Candan Erçetin. Umudun her zaman bir kenarda asılı olduğunu bize hatırlatıyor. O bize en derin yaraların kapanacağını, en büyük acıların da unutulacağını söylüyor. Gelin bu saat dilimini tamamlarken hem Candan Erçetin'e kulak verelim hem de umalım dünyamız, ülkemiz iyiye yönelsin. Ne yapıyoruz? Umutsuzluğa kapılmıyoruz. Yaşadığımız bu özel deneyimden dersler çıkarıyoruz. Bugünler geçecek. Sonra birbirimize anılarımızı anlatacağız. İleride bu günleri acı bir tebessümle hatırlamamak için evinde kal Türkiye. Güneş her akşam batıp her gün doğuyorsa, çiçekler solup solup tekrar açıyorsa, korkulur hayatta söyleyin bana. En derin yaralar kapanıyorsa, en büyük acılar unutuluyorsa, ben neden aynı kalayım söyleyin bana. Elbette bazen çiçek açıp bazen solacağım. Elbette daldan dala konup sonra uçacağım. Elbette bazen hızla dönüp bazen duracağım. Elbette bazen söyleyip bazen susacağım. Elbette bugün ağlıyorsam yarın güleceğim. Elbette önce çekip gideyim, sonra döneceğim.
Görüşürüz sayenizde. İlk hastalarımız tamurcu oldu ve çok mutluyum. Düzeni, hayatın akışı değişiyor. Var dediğimiz yok olurken benim değil bizim önemli olduğunu fark ediyoruz. İstesek de istemesek de zor zamanlar hepimizi farklı düşünmeye, farklı davranmaya itiyor. Aslında tek bir çıkış yolu var. O da attığımız her adımın sadece kendimizi değil hepimizi, yani bütün toplumu etkilediğini fark etmek. Biz bugün canlı olarak yayınlanan İyi Hikayeler özel yayınında yaşanan zorluklardan neler öğrenebileceğimizi de sorguluyoruz. NEF Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur'la birlikteyiz. Erden Bey, aslında hani bazı şeyleri düşünmeye de sanki daha çok zamanımız var. Hayat biraz yavaşladı ama dayanışma da arttı. İyilikler devam ediyor. Sanat en iyi ilaç. Bunu bir kez daha öğrendiğimiz bir süreç. Ve zorluklara rağmen iyi hikayelerin yaratılmaya devam etmesi de en umut verici gelişme herhalde. Evet, kesinlikle öyle. Ben biraz şeye baktım, yani geçmişteki salgınlarda ne olmuş diye. Hani Itır Hoca'nın dediği gibi, bu İstiridye hikayesi gibi, insan hakikaten zorlanarak gelişebiliyor. Başka türlü değil. Yani konfor alanından çıkınca, mesela Bonnich salgınında, yani Vefa'da Newton yer çekimini bulmuş. Shakespeare işte Adonis'i yazmış veya Kral Lear'ı yazmış. Sonra İspanyol gribinde, yani bu meşhur çığlık şeyi var ya, Edvard Munch'un mesela, onu İspanyol gribinde karantinadayken yapmış insanlar bunu. Yani Edvard Munch mesela 15 bin tane resmi var, yani farklı tekniklerle yaptığı. 13.500 tane, ben onu hiç bilmiyordum, 13.500 tane de yazılı eseri varmış. Yani düşünün, binlerce eseri var ve İspanyol gribinde karantina altındayken dünyadaki en meşhur şeyini yapıyor. Yani hakeza şeyde, Victor Hugo'da mesela, o da sürgündeyken 20 yıl, sefilleri o zaman yazmış. Yani ne tarafından bakarsak diye bir şey var ya, aslında o kadar çok iyi şey oluyor ki. Yani tabii ki zorluk, tabii ki kaygı, ama kaygı genelde bu kontrol hissinden geliyor. Bir sözle şey yapayım, yani her şeyi kontrol edebileceğimizi düşünüyoruz. Yani aslında kontrol edemeyeceğimizi biliyoruz ama etmek istiyoruz. Einstein'a bir öğrencisi sormuş, biz dünyadaki ne kadar yer kaplıyoruz diye. O da böyle kalemi ucuyla vurmuş. Demiş ki, dünya bu kadar, bir de sen kendini düşün diye. Yani hacmimiz belli. Yani bu şey demişler ya, dervişe sormuşlar, neyi bilirsin? Haddimi bilirim demiş. Yani gerçekten yapacaklarımızla kendimizi değerlendirmemiz lazım. Kaygı da geleceği biz belirlemiyoruz. Yani yine Cevahir Hocam'ın bir şey geldi aklıma. Yani hiçbir kuş yoktur Nerep, yani yarın ne yerim diye düşünen. Tabii ki biz insanız, bunu düşünebiliyoruz idrakımız olduğu için, ama hakikaten başkaca şeylerle bu işleri çok olumlu tarafa çevirebiliyoruz. Yoksa yani o günkü, bugünkü bir ay karantina gibi değil, yani geçmişte evet, bahsettiğimiz Newton'un falan çok daha uzun zamanlar. Ama çok farklı şeylere dönüştürmüşler, insanlığa hizmet etmişler. Farklı düşünmemiz gereken bir dönem, bakış açılarını değiştirmeliyiz. Aslında korona günlerinde de birçok sanatçı sosyal medya hesaplarından evde kal mesajı paylaşıyor. Hayranlarına online konserler de veriyor. Geçenlerde sürpriz bir isim, daha doğrusu bir sürpriz efsane isimden geldi diyelim. Sezen Aksu'dan hem bir şarkısının demosunu paylaştı, hem de salgın günlerine ilişkin bir mektup kaleme aldı. Gelin Sezen Aksu'ya kulak verelim. Başımıza gelen şeyin adına hayat diyoruz arkadaşlar. Küçücük aklımızla yönetebileceğimizi, değiştirip dönüştürebileceğimizi zannettiğimiz evrenin kusursuz matematiğiyle dövülerek terbiye ediliyoruz şu an. Öyle ya da böyle geçilecek bu ateş çemberinden. Anadolu'nun özdeyişlerini çok önemserim. Bilhassa dar zamanlarda tek bir satır bütün endişelerimizin, sorularımızın cevabı olabilecek güçtedir. Demem o ki, kışın sonu bahardır. Sezen Aksu, rapçi Ceza ile düet yaptığı Gelsin Hayat bildiği gibi şarkısını da hatırlattı. Bana bakın, oturun oturduğunuz yerde, gıpraşmayın. Şarkının sözlerini sular seller gibi ezber edin. Korona geçtiğinde sınav yapacağım. Ödülünüz bu süreçte birikecek yeni sözler ve besteler. Bazı şeyleri böyle çok sevdiğimiz sanatçılardan duyunca böyle daha bir yüzümüze çarpıyor. Kışın sonu bahardır diyor Sezen Aksu, her şeyin özeti aslında. Evet.
herkesin çok sevdiği bir türkü. Hikayesi şey, aslında Aşık Daimi'nin eseri ya, oğlu 80 ihtilalinde öldürülüyor. Eşine yazıyor bunu. Ben onun yani geçmişte hikayesini öğrenince çok şey yapmıştım ve yani ne büyük bir derdi nasıl atlatmayı gösteriyor. Bugün bizim yani evde kalmamızın yanında bir evlat acısı tabii bambaşka. Mahlasında da şey diyor ya, bu şeyiyle şimdi hatırlayamadım da, Eyüp sabır ile erdi Mısır'a diye orada çok güzel sabırı anlatıyor ve kemaleti anlatıyor. Yani bunu ancak buna ermiş insanlar bunu fark edebilir. Bu işlerin ne kadar aslında zor ama ne kadar da yaşanabileceğini, nasıl bunda mücadele edileceğini. O yüzden sabır her şeyin en önemli anahtarı. Aslında koronavirüsle mücadele sürerken ünlü isimlerden destek mesajları gelmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, aralarında Belçin Bilgin, Kenan Doğulu, Beren Saat, Kerem Bürsin gibi isimlerin de yer aldığı bir video yayınladı. Koronavirüsle mücadelede yalnız değilsiniz mesajı vardı. Gelin onu bir izleyelim. Hepimiz korkuyoruz. Endişeliyiz. Zor günler geçiriyoruz. Ama umutsuzluğa kapılmayacağız. Yalnız değilsin. Yalnız değilsiniz. Yalnız değiliz. Sevgi, saygı, dostluk, özlem, emek, özveri, sabır, korona salgınıyla mücadele, bütün bu değerleri yeniden anlamlandırmak, birbirimizi daha iyi anlamak, daha çok kenetlenmek, birbirimize daha çok destek olmak ve daha birlikte bir dünya için güçlü ve yeni bir başlangıç da olabilir. Kentten kırsala, kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı, engelli, mülteci, göçmen, yoksul, varlıklı. Bu mücadelede hep birlikteyiz. Bu zor günleri birlikte atlatacağız. Kimseyi geride bırakmayacağız. Kimseyi geride bırakmayacağız. Kimseyi geride bırakmayacağız. Evet, bu videonun hazırlanmasına katkı sunan iki değerli isim. Sevgili Belçin Bilgin ve Kerem Bürsin şu anda İyi Hikayeler'de. Hoş geldiniz yayınımıza diyelim. Yine online bir buluşma gerçekleştiriyoruz. Virüs şartları gereği her duruma adapte olmaya, uyum sağlamaya çalışıyoruz. Aslında sizler açısından durum nasıl? Evde hayat nasıl geçiyor? Sevgili Belçin Bilgin, sizinle başlayalım. Tabii ki ilk birkaç gün büyük bir şaşkınlıkla geçti. Bu yeni anormalin içindeki normali bulmaya çalışmak, kendi içimdeki daha sakin benliğime ulaşmak zaman aldı bu anlamda. Çünkü endişe ve bilinmezin yarattığı korku insanın ruhunu ele geçiriyor. Onunla baş etmek bir zaman aldı bu anlamda ama sonra... aklı selim bir yerden bakıp aslında yaşanan her şeyin bir yandan da bize çok fazla şey söylediğini düşünmeye başladım. Bir yandan zaten iklim krizinin birbirimize karşı belki de her şeyi tüketirken fark etmediğimiz bir sürü şeyin yaşayıp giderken ıskaladığımız bir sürü bir şeyin farkına varmamızı sağlayan acayip bir zaman olduğunu düşünmeye başladım açıkçası. Yani bir yanımız kan ağlıyor, yas tutuyor, bir yanımız çiçek açıyor, gezegen kendini yeniliyor. Ve birlikte olmanın, birlikte bir şey söylemenin, ne düşündüğümüzün hiç olmadığı kadar önemli olduğu bir zamandan geçtiğimizi düşünüyorum. Bundan sonra yepyeni bir düzlem, yepyeni bir dünya olacak ve her birimiz şu anda tarihe şahitlik ediyoruz. İçinde bizzat rol alıyoruz aslında. Bu anlamda böyle bakıp birazcık daha sorumlu hissetmeye başlayınca daha ayakları yere basan, daha endişesiz ve olgun bir bakış açısı kazandığımı söyleyebilirim. Sevgili Kerem Bürsin, sizin açınızdan durum nasıl? Evde hayat nasıl geçiyor? Açıkçası alıştım. Belçim'in dediği gibi ilk başta biraz bir ilginçti. Böyle bir sürece alışmak, böyle bir zorunluluğun içine girmek. Ama yani açıkçası ben bu olayı daha Çin'de başlarken, Ocak'ta takip ediyordum.
Ve biraz belliydi bunun pandemiye dönüşeceği. O yüzden yani şey, ya dediğim gibi yani açıkçası evden çok çıkan bir insan değilim zaten. O yüzden o kısım çok zor değildi benim için ama tabii burada şey, hepimizin... Bütün planlar, projeler durdu mu Kerem Bürsin? Yani sizin açınızdan belki yeni bir projeye hazırlanıyordunuz. Her şey durdu mu? Ya yani bir şekilde devam da ediyor. Bu görüşmeleri nasıl yürütüyorsunuz bu süreçte? Ya şöyle, şu an her şey durdu. Tabii bir takım şeyleri oldurmaya çalışıyoruz. Ama yani kimseyi riske sokmadan bunu yapmak önemli. Aynı zamanda yani bir taraftan insanlara evde kal mesajı vererek sonra bir taraftan evde kalmayıp çalışmak olmaz. Ben şahsım adına açıkçası her şeyi durdurmaya karar verdim. Reklamlar olsun, projeler olsun. Çünkü doğrusu olan o. Şu an bir sürü insan zaten çalışamıyor. Ve yani şey, evet. Yani bu süreç geçecek. Ama en doğru şekilde geçmesi lazım. Evet. Yani bizim de herkes gibi bu süreci hep birlikte yani en sağlıklı ve en doğru şekilde atlatmamız lazım. Sevgili Belçin Bilgin, aslında bu süreçte evet hayat durdu, pek çok proje de durdu ama sizin de ön ayak olmanızla az evvel izlediğimiz bir videoda ortaya çıkabildi. Yani evde olsak da aslında sosyal fayda için yine işbirliği yapıyoruz, bir sanatçı dayanışması görüyoruz. O videonun çekilme sürecini bir sizden dinleyelim mi? Tabii ki. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu zaten kadın ve Birleşmiş Milletler'in kadın ve üreme sağlığı haklarına öncülük eden ajansı ve bu anlamda kadınların, gençlerin ve kırılgan grupların, toplumdaki kırılgan grupların eşit ve güvenli bir dünyada yaşayabilmeleri için girişimlerde bulunuyorlar, bir sürü harekete öncülük ediyorlar ve farkındalık yaratıyorlar bu anlamda. Biz de UNFPA dostları olarak böyle bir videoyla sessizlere ses olmak, kimsenin kendini geride kalmış hissetmemesini sağlamak adına UNFPA'ya ses olmaya çalıştık, bir araya geldik. Tabii ki böyle bir zamanda her şeyden daha çok gönlümüz iyilikten yana, bir yerde bir şey yapabilecek olursak gani gani gönülle geliyoruz. Bu yüzden de bütün projede yer alan arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Bu anlamda herkes projenin içinde yer almak istedi. Ve umuyorum ki kimseyi geride bırakmayacağız. Evet. Kendini bir şekilde geride hisseden herkesin aslında yalnız olmadığını onlara hissettirmiştir. Sevgili Belçin Bilgin ve Kerem Bürsin, çok teşekkür ediyoruz. Hem yayına katkılarınız için hem de böyle bir süreçte bir sanatçı dayanışması göstererek aslında evlerinde kalan herkese de güzel bir mesaj verdiğiniz için. Özellikle sevilen sanatçılardan böyle mesajları almak izleyiciler açısından da yani evde kalanlar açısından da ayrı bir güç oluyor herhalde, değil mi? Ne dersiniz Erdem Bey? Tabii ki. Yani sonuçta hepimiz bu dönemlerin yani asıl olay hep ümit olduğu için yani insan de maddi bir şeyler kaybedebiliyor. Hiçbir şey kaybetmemiş oluyor aslında. Sağlığını kaybederse evet hayatının %50'sini kaybediyor diye öyle bir söz vardır ama ümidini kaybederse her şeyi kaybediyor. O yüzden güç aldığı insanlardan mesaj almak tabii ki çok değerli. Bir de herkesin işte faydalı olmak genelde yardımı etmek diye şey yapıyoruz ya, bu aslında işte umudu olanın umutsuza borcu var. Yani şöyle bir kabulümüz var ya, hep zenginin fakire borcunu hep kabul ederiz. Herkes tarafından kabul edilir. Yani fazla olanın aza olan borcu diye. Sırf yani sadece o nedenle bile işte ahlaklının ahlaksıza da borcu var. Çünkü yani bizim sahip olmadığımız veya bizim oluşturmadığımız doğuştan gelen veya ailemizden yani kendi hükmümüzle olmayan, biraz kısmetle olan değerlerimiz var. Ya çalışkanın tembele borcu var. Hep çalışkanlığı da kendimizden biliriz ya. Halbuki iki kardeşin birisi çalışkan, birisi tembel. Yani hiç kimse çocukken çalışkan olmak için amuda kalkıp takla atmıyor yani işte. Bedavadan oluyoruz. O yüzden de burada da yani evde ne yapabiliriz biz dediğimizde, ya işte gerçekten çok zor durumda olan insanlar var.
Biz de şimdi onlarla ilgili çalışıyoruz. Bu sağlık çalışanlarının dışında yeni zamanda artık sağlık işi biraz daha şey olmuş durumda. Onlar için bir şey yapabiliriz. 150 lira bir aile için. Belki o. Onumuz yoksa ya birisini arar mutlu ederiz. İşte sanatçılardan da gelen şey, yani çünkü biz daha az kaygılıysak, kaygısı çok olana borcumuz var. Genelde kızarız böyle şeyler. Ne canım ya, böyle şey kaygılanır mı diye. Halbuki insanın bence kendinde bulabileceği çok güzel böyle bir sinyal şeyi var. Şuranın ısınması. Ben öyle derim. Yani çünkü sende fazla olan şey başkasında eksik olunca oran ısınıyor. Mesela ben yavaş düşünüldüğü zaman veya yavaş hareket edildiği zaman hep kızarım. Ama yani ağzımla kızmamaya çalışıyorum ama şuram ısınır. O kendi kendime işte böyle bir 3-5 yıl önce öyle bir şey buldum. Ya benim buram ısınırsa bil ki o benim borç sinyalim. Yani bu konuda borcum var. Ona yardımcı olmam lazım. Çünkü bedavadan bende fazla. Öfke de öyle bir şey belki. Öfke de her şey. Aynen öyle. Yani o yüzden insanlara olan ki şu dönemde hepimiz evimizdeyiz ya. Yani değer yaratmak, gerçekten faydalı olmak dışında o kadar zamanımız var ki ve önemli olan bu dönemde hangi değerler için? Çünkü bir daha böyle bir şey yaşanmayacak. Ben böyle üniversitelerde falan şey yaptığımda gençlerle, çocuklarla dedim ki ya uzatabiliyorsanız uzatın derim mesela. Böyle hocalar falan yoksa tabii varsa diyemem. ve çünkü bir daha hayatı durduramıyorsun. Ben öyle görmüştüm bugüne kadar. Hayat hiç durmuyor. Ve duruyormuş. Durunca da insanın yani yaratılış amacı bence hepimizin şurada yani şu durmuşken hayat bakmamız gereken şey yani niçin yaratıldık? Herkese bunu sorduğunuzda hayat amacın ne dediğinde hep aldığımız cevap %99.9 çocuklarımız. Ya çocuklar zaten yani o bir doğal refleks. Yani yok bir de çocuklarımızı düşünmeyecek miyiz onlar için? Demek ki boşa bir yaşam baktığınızda başka çocuklar dışında. Başka şeyler de yapmamız lazım. Evet çünkü adanmıştık bu üniversitelerden konuşurken. Yani orada ben hep çocuklara şey de derim yani elinizi ayağınızı öpeyim. Bir adanmış bir şeye adayın kendinizi. Hepimizin varoluşu sadece bununla ilgili. Çünkü hani bu yardım ettiğinin elini öp şeyi vardır ya. Ne oldu? Çünkü o yardım ettikçe sen yani sen birisine yardım ettikçe kendine yardım ediyorsun aslında. Diriliyorsun. Yani verenin verdiğiyim diyor. Yani ne verenim, ne verilen yani ne veren benim, ne verilen benim diye. Yani onlar biz değiliz ve çok şanslıyız. Yani bugün insanlar ya ne kadar çok yardım seversiniz şöyle falan diyor ya. Müthiş bir lütuf size nasip oluyor. Yoksa kimse açlıktan ölmeyecek yani. Allah'ın bize ihtiyacı yok birilerine yardım etmek için. Sadece bizi seçiyor. Muazzam bir lütuf. Ve bu lütfa aslında insanlar isterse yarın sabahtan itibaren herkes sahip. Çünkü şunu diyeceğim esas olan o iç yolculuk için başka türlü olmuyor iç yolculuk. Yani insanın şu dönemde yapabileceği şey o yolculuğa çıkmak. Mevlana çok güzel diyor, yola çıkınca yol kaybolur diye. O yolculuğa çıkmak da ancak adanmışlıkla, kendinden gayrı bir amaçla oluyor. Evet. Gerçekten başka türlü olmuyor. Bunu şöyle ifade edebilirim. İnsanın kendisi dışında bir şeye başlaması, hani şöyle bir söz vardır ya, sadaka ömrü uzatır diye. Yani şimdi aslında tüm teolojide, semavi dinlerde de veya onun dışında da hep ömür bellidir yani doğuş, ölüm. Nasıl belli olan şey uzar ki bu da dini bir söylemdir, sadaka ömrü uzatır. Çünkü başkasına bir şeyler yapınca diriliyorsun. Asıl yaşadığımız anlar başkası için bir şey yaptığımız anlar. Zaten onların toplamına ömür deniyormuş. Bu dönem buna çok büyük bir fırsat. Gerçekten kendimizi durup dinlememize, yani insanın kendi arafatı bu dönem aslında. Yani durup bu hayatta neler yaptık, ne doğrular, neler ne yanlışlar. Çünkü bir daha bu fırsat gelmeyecek. Belki bu dönemden diri bir şekilde çıkabiliriz her türlü zorluğa rağmen. Aslında bu süreçte özellikle adanmışlık dediniz ya, kendini sanata adamış isimlerden gelen mesajları da belki bir parça daha kolay alıyoruz. NTV'ye özel açıklamalarıyla sevilen sanatçılardan gelen mesajlara hızlıca bir bakalım. Gamsız sayar, herkese başlasınlar, garip oyunlarını. Bazıları online konserler yapıyor. Herkese başlasınlar. Yan benimle. Sebebi koparılan çiçekler. Bazıları umut versin, moral olsun diye bugünleri anlatan yeni şarkılar yazıyor. Bazıları hayranlarıyla sohbet ediyor. Sivas'tan arıyorum ve bir sağlık memuruyum öncelikle.
kolay gelsin sana. Bazıları da evde oyuncu arkadaşlarıyla dizi çekiyor. Efendim annem burada yalnız, salgın var, merak ettim geldim. Sanatçılar koronavirüse sanatla direniyor, sosyal medya hesaplarından evde kal çağrıları yapıyor. Dayan Türkiye, evinde kal, sağlıklı kal. Evinde kal, müzikle kal. Evde kal Türkiye. Gülse Birsel dünyada bir ilki gerçekleştirdi. Jet Sosyete için bugünlere özel bir bölüm yazdı. Her bir oyuncu kendi sahnelerini evlerinde çekti. Star TV'de yayınlanan ve dünya medyasına da konu olan özel bölüm büyük ilgi gördü. Kız saç jölesinden el dezenfektanı olur mu? Yapış yapış olur o böyle. Oynarken iyice zorlandık. Çünkü herkes evinde telefonuyla baş başa... Kuaförü kendisi, makyözü kendisi, ışıkçısı, kameramanı, yönetmeni, herkes kendi işini kendi görüyor. Bizim için ilginç bir yani tecrübe oldu. Hikayenin içinde hepimiz bizzat yaşıyoruz. Biraz daha iyimser bir taraftan bakmaya çalıştım aslında. Hatta dans edip şarkı söylediğim bir sahne bile var. Çok kaygılıyız, çok endişeliyiz ve belki mizahçının şu an en önemli görevi biraz o kaygıyı azaltmak, biraz ümit vermek, biraz neşelendirmek, biraz unutturmak. Ağlama değmez hayat. Hep birlikte. Nasıl oldu biz de anlamadık. Birden evlerimize kapandık. Nil Kara İbrahimgil bu zor zamanlarla ilgili duygularını yeni yazdığı bir şarkıyla anlatmayı tercih etti. Nereye kadar bu karantina? Hepimiz çok zor bir süreçten geçiyoruz. Sadece bir beden olduğumuzu, hayatın ölümlü olduğunu, hepimizin hasta olabildiğini, bütün dünyanın bir anda hasta olabildiğini gördük. Yeni Zelanda'dan İtalya'ya, aklımız yani bütün dünya şu anda aynı şeyi yapıyor ve bence bu bize çok güzel bir şey hatırlattı, belki unuttuğumuz. Buradan güçlenerek çıkacağız tabii ki. Çok özlüyordum herkesi. Ve de gerçekten sokakta yürürken yabancılara çarpmayı da özlüyordum ve İtalya'daki Valentina da herhalde böyle hissediyordu. Ona da bir selam göndermek istedim çünkü hepimiz evlerimizdeyiz. Özlüyorum arkadaşlarımı, annemi babamı özlüyorum. Candan Erçetin, Sıla, Yalın, Göksel, Gökhan Türkmen ve Can Bonomo sosyal medya hesaplarından verdikleri konserler aracılığıyla hayranlarına müzikle nefes aldırdılar. Benim sizden uzun şiirlerim var. Bazı insanlar karamsarlığa kapılabiliyorlar hemen. Ah çok sıkıldım, iki haftadır arkadaşlarımı görmüyorum, işte üç haftadır işte dışarıda yemek yemedim falan gibi. Bu da hayatımızın böyle bir dönemi olsun. Buradan da alacağımız dersler vardır eminim. Burada da bir şeylerle sınanıyoruz ve karakterimiz ona göre gelişecektir. Daha tamam ve daha bütün bir insan olacağız belki bu işin sonunda. Bu da faydalı bir şey işte. Bu da böyle bir zamanımız olsun. Dur bugün ruhum minik, bak yorgunum, zormuş unutmak her gün aynı dediğim. Evet, sevdiğimiz isimlerden gelen mesajlar NTV'ye özel açıklamalarda, onların altını çizerek aslında bir kez daha sağlık çalışanlarına teşekkür edelim. Çünkü bu süreçte en büyük iyilik kahramanları onlar aslında. Siz de NEF Vakfı olarak onlar için aslında o ihtiyaçları, sağlıkla ilgili ihtiyaçları gidermek için bir dizi yeni üretime de geçtiniz. Şu ana kadar çok farklı ürünler ürettiğinizi biliyorum. Ne kadarını teslim ettiniz? Nedir son durum? Onu da sormuş olayım size. Şöyle yaklaşık 500 bin civarı ürün teslim ettik. İşte 81 ille ve herhalde 600 falan olmuştur neler ilçe. Üretmiştir? 6 tane ürün üretmiştik. İşte entübasyon kutusu, numune alma kabini, siperlik, ventilasyon şeyinin ara parçası, tulum, önlük. İnşallah yani sürekli tüm yani biz tamamına üreteceğimiz şeyler ve bir pandemi heyeti oluşturduk. Burada işte hocalarımız var, profesörler, mekatronik mühendisleri, malzeme mühendisleri, çok değerli bir heyet. Tam bir ay oldu. 16 Mart'ta başlamıştık. 21 Mart'ta ilk üretime başladık. Önce dizaynları yapılıyor, ihtiyaç tespit ediliyor. Başka ülkelerde neler yapılmış ona bakıyoruz. Hocalarımızdan gelen ihtiyaçları, çünkü bu çok salgın, yani hastalık, yeni bir hastalık olduğu için burada inovatif şeyler de üretmek gerekiyor. İşte onların prototipleri üretiliyor, çeşitli laboratuvarlarda testleri oluyor, deneniyor, tekrar geri bildirimle son haline getirilip seri üretim yapılıyor. Ama
dediğim gibi yani bu yapılan öyle şey ki yani isterseniz 2 milyon tane dağıtın, 5 milyon tane dağıtın. Biz şeyde ne yazalım sağlık çalışanlarına verilirken içinde bir mesaj olsun diye. Dedim ki vallahi tırnak etmez yani gerçekten öyle insanlar orada canını şeye atarken tehlikeye sizin yaptığınızın gerçekten ne önemi var? Dedim ki hakkınız ödenmez diyelim. Başka bir şey de gerçekten hakları ödenmez yani ne yaparsak yapalım. Gerçekten öyle. Sağlık çalışanlarımızdan da bu zorlu mücadeleye rağmen iyi haberlerimiz var. Gelin onlara da şöyle hızlı bir turla bakalım. Kırklareli'de bir genç koronavirüs nedeniyle hastanedeki tedavisini tamamladı. Tedavisi boyunca kendisiyle ilgilenen sağlıkçılara penguen dansı öğretmişti. Tabucu olurken hep birlikte işte böyle dans ettiler. Malatya'da da sağlık çalışanları dans ederek moral buluyor. Kentteki özel bir hastanede görev yapan sağlık çalışanları COVID-19 salgınıyla mücadele ederken morallerini yüksek tutmaya çalışıyor. Sağlık çalışanları hastane koridorunda müzik eşliğinde dans ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kalan sağlık çalışanı bir çift geliyor ekrana. Normalde düğün günleriydi o gün ama büyük bir fedakarlık örneği olarak hastanede koronavirüsle mücadele eden hastalara yardımcı olmak durumundaydılar. Nöbetleri vardı. Ama kısa bir mola verdiler ve ilk danslarını hastane koridorunda işte böyle yaptılar. Sağlık çalışanı çiftin keyifli anları da işte böyle görüntülendi. Hastaneden bir kutlama haberi daha. Görüntüler İtalya'dan. Karantinadaki hastanın doğum gününü kutlamak isteyen sağlık çalışanları bir doğum günü sürprizi yapmaya karar veriyor. Ellerinde pasta, maske ve tulumlarıyla koridoru geçerek doğum günü sahibi hastanın yanına geldiklerinde karantina hastası şaşkınlıktan ne yapacağını bilemiyor. Bir ara maskesini çıkararak ne kadar mutlu olduğunu gösteren hasta sevincini sağlıkçılarla paylaşıyor. Tabii herkes maskeli, yüzler gülse de görülemiyor. Sağlık çalışanları çözümü eski gülen resimlerde buluyor. Hastalarının kendini iyi hissetmesi için gülerek poz verdikleri resimlerini boyunlarına asıyor. Virüsle zorlu mücadelenin en ön saflarında doktorlar ve sağlık çalışanları var. Onlar için dünya çapında ortaya konan alkışlı destek, korona günlerine damgasını vuran, ileride de hep hatırlanacak iyi hikayelerden biri oldu. Tüm sağlık çalışanlarımızı sevgi, saygı ve minnetle biz de ayakta alkışlıyoruz. Evet, gerçekten de bütün sağlık çalışanlarımıza buradan yürekten, gönülden teşekkürlerimizi bir kez daha bu vesileyle iletmiş olalım. Biz Erden Timur'la birlikte İyi Hikayeler özel yayınına devam edeceğiz. Kısa bir araya gidelim, bizden ayrılmayın. Hikayeler özel yayınımız devam ediyor. NEF Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur'la birlikteyiz. Aslında bu dönemde gerçekten hepimiz birçok şeyi sorguluyoruz. Hani tek bir eşofmanlı tüm gün geçiyormuş. Gerçekten nelere ihtiyacımız var? Bunu da sorguladığımız bir süreç. Bir parça böyle bizde fazla olan şeylerden de kurtulabileceğimiz bir dönem aslında. Evet, onu çok güzel bize anlatıyor. Bir söz var, insanı açlık öldürmez, alıştığı tokluk öldürür diye İbn Haldun'un sözü. Gerçekten de öyle. Aslında bu alışkanlıklarımızı böyle bir şey yaşamasak fark edemeyecektik bile nelerin bize fazla olduğunu.
Bir şey var, hikaye var. Meşhur bu Diderot'un şey diye bir makalesi var. Eski sabahlığım için pişmanlık diye. Bu zamanda tabii filozoflar gibi her zaman olduğu gibi düşünürler. O zaman hep maddi zorluk içerisinde. Bu ensiklopedyanın da editörlüğünü yapıyor o zaman. O da tabii çok önemli bir eser. Şey de, Rus çariçesi de Büyük Katerina bu böyle bir çalışma yaptığı için onun yardım etmek istiyor. İşte çok da geniş bir kütüphanesi varmış Diderot'un. O bunu alıyor, satın alıyor ve kendisine geri bağışlıyor. Ve bir de bir maaşa bağlıyor onu. Dolayısıyla bir anda huzura eriyor, maddi sıkıntılar gidiyor. Yok hiç kendimi şımartmamışım, bir kadife bir şey alıyor kendine, sabahlık. Sonra işte ilk gün çalışacak, diyor ki ben şimdi daha çok motive olurum, daha çok şey üretirim. İşte çalışma masası, böyle yılların emektar çalışma masası. İşte bakıyor böyle mum lekeleri falan, yani bu sabahlıkla bu masa olur mu diyor. İşte masayı değiştiriyor. Sonraki gün oluşturacak, bu sefer halı böyle kahve lekeli falan, onu değiştiriyor. Böyle bir evi değiştiriyor bayağı. Sonra halbuki işte artık ben Fransa'yı kurtaracak şeyler yazarım falan diye şey yaparken bir anda bankalar kapısına geliyor, borç harç içinde kalıyor. Yaratıcılıkla gidiyor herhalde. Ve o dönem doğru düzgün hiçbir şey öğretemiyor. Yani aslında hayatımızdaki fazlalıklar bize yük. Yani bu bir esaret. Yani taşıyıp da kaygı duyduğumuz, yani bizim olduğunu zannettiğimiz her şey bizim yükümüz. Neler aslında bizim? Her an terk edeceğimiz şeyler. Yani kendimizin olmadığını, yarın feda edeceğimiz, vazgeçeceğimiz evet. şeyler. Yani vazgeçtiğimiz şeyler bizim. Sonra da şey diyor işte bu eski sabahlığıma pişmanlık. Diyor ki hani eski sabahlığımın efendisiydim. Yenisinin kölesi oldum diyor. Yani mesele bu aslında, bizim o fazlalıklarımızın hepsinin kölesiyiz. Çok doğru. Yani zor zamanlar ama her şeye rağmen hayata dört elle sarılan insanların iyi hikayeleri de var. Şimdi gelin Anadolu'nun dört bir köşesinden gelen iyi hikayelere şöyle hızlı bir turla göz atalım. Yalova'nın Çınarcık ilçesinde belediye ekipleri hem dans etti hem ilçeyi temizledi. Ekipler zabıta aracından çalınan müzikle cadde ve sokakları temizledi. Erzurum'da yaşayan Metehan Aydın, koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkamayan dedesiyle ninesine moral vermek istedi. Kargası gelmez dertlerimin, bıktım illallah. Bize de bir gün kader güler, güler inşallah. 74 yaşındaki çift torunlarının çalıp söylediği şarkılara eşlik etti. Gesi bağlarında dolanıyorum. Evden çıkamayan 65 yaş üstü kişilerle 20 yaş altının ihtiyaçlarını sosyal destek ekipleri karşılıyor. Van'ın Çavuştepe mahallesinde evleri ziyaret eden askerler 70 yaşındaki Keve Kuşman'a yardım etti. Kaç yıldır yapıyorsun bunu? Ekmeği 30 sene. Kuşman evinde hamur yoğurup ekmek pişiriyordu. Askerler de tandırın başına geçti. Çorum'un Karge ilçesinde evden çıkamayan 87 yaşındaki Abdullah Yaylıoğlu'nun polisten bir isteği vardı. 115'i arayan Yaylıoğlu eski evinin bahçesindeki ıspanakların toplanmasını istedi. Ekipler de eve gitti. Ispanakları toplayıp yaşlı adama teslim etti. Sağ olun, Allah razı olsun. Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı nedeniyle yiyecek bulamayan yaşlı adama jandarma ve polis yardım etti. Eriyeli ilçesine bağlı Yalnız Şam köyünde yaşayan 62 yaşındaki Recep Uyucu, evinde yiyecek bir şey olmadığı için dışarı çıktı. Yaklaşık 2 saat yürüyen adam yol üzerinde uygulama yapan polis ve jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Recep Uyucu'ya ekipler yemek ikramında bulundu. Malatya ve Edirne'de pazarcılar ihtiyaç sahiplerine meyve, sebze ve kuru bakliyat dağıttı. Çok güzel yere gidecek bunlar, çok güzel yere gidecek maşallah. Ürünleri poşetleyerek ihtiyaç sahiplerine verdiler. Cebinde parası kısıtlı ama gönlü zengin insanlar.
Bravo size, tebrik ederim. Gönlü zengin insanlar, bravo. Bu süreçte yaşlı ve engelli vatandaşlarımız unutulmuyor. En büyük destek onlara gidiyor. İzmir'in Foça ilçesinde emekli jandarma albay Ali Altunbahar ve arkadaşları koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan yaşlı ve engelliler için seferber oldu, el birliğiyle ihtiyaçlarını karşıladı. Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar için bazı kentlerdeki fırınlarda askıda ekmek kampanyası başlatıldı. Bu kampanyalara bir yenisi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde eklendi. Askıya bırakılan ekmekler ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak veriliyor. Hakkari Belediyesi yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle insan yoğunluğunun azalmasından dolayı yem ve mama bulmakta zorlanan sokak hayvanları için çalışma başlattı. Hakkari'de sokak hayvanlarının barınakları dezenfekte edildi. Barınaklara ve kentin değişik noktalarına sokak hayvanları için yem, mama ve su bırakıldı. Evet, yurttan iyi hikayeler gerçekten hepimizin içine dokunan çok güzel hikayeler de var bu zorlu sürece rağmen. Bu haberlerin birçoğunu da bizimle paylaşan böyle bir iyi haber portalı var, pozi.org. Onun kurucusu Turgay Öztürk de şu anda yayınımıza katılıyor. Yine online bir buluşma gerçekleştiriyoruz. Turgay Bey, hoş geldiniz yayına. Merhabalar, hoş buldum. Bu süreçte böyle iyi şeyleri duymaya da çok ihtiyacımız var. Siz de aslında bu işlevi görüyorsunuz. Size ne tür tepkiler geliyor? En çok ne tür haberler geliyor? Neler paylaşıyorsunuz? Ya açıkçası çok insanlar çok mutlu oluyor takip ettiği için Pozi'yi. Şöyle örnek verebilirim. Mesela yakın dönemde bir çocuk annesiyle birlikte hastanede annesi mesaj atıyor Pozi'ye. Diyor ki, yani çocuğumuz şu anda evet tedavi görüyor ama bu tedavi görüyorken Pozi'yi takip ediyoruz ve haberlerle mutlu oluyor. Ona ilham oluyor. Bu bizi çok mutlu etti diye mesaj atıyor mesela. Üniversite öğrencileri keza bu Pozi çok güzel, yani çok güzel bir amaca hizmet ediyor. Biz bunu İngilizce'ye çevirmek istiyoruz deyip İngilizce'ye çevirdiği videoları bize atıyorlar. Hatta şöyle bir şey geldi. Doğayı izlemek bu kadar güzel olabilir mi diye mesaj geliyor mesela. Söz veriyorum, hani bu evden çıktığım zaman doğayı uzun uzun izleyeceğim. Bana bunu hatırlattığınız için teşekkür ederim diyen bile var mesela. Yani bir farkındalık da oluşuyor herhalde, değil mi? Tabii. Yeni projeler var mı? Sırada ne var Turgay Bey? Ya aslında Haluk Levent ve Mert Fırat Ahbap ve İhtiyaç Haritası çok güzel şeyler yapıyor. Ya Pozi'nin çıkış hikayesinden başlayıp ben aslında bir yere bağlamak istiyorum. Pozi aslında biz kafamızda neyi düşünürsek onu büyütürüz. Tam bu amaç doğrultusunda biz güzel şeylerin, mutlu şeylerin konuşulmasını istedik. 2017 yılında bu fikri ortaya attıktan sonra 2018 yılında ben bunun çok fazla konuşulmadığını hissettim. Yani anneme, aileme paylaştığım zaman ya güzel şeyler oluyor bu ülkede, insanlar güzel şeyler yapıyor. Bunları görmemiz gerekiyor dedim ve bu fikri hayata geçirdikten sonra bak insanların tepkilerinin inanılmaz olduğunu gördüm. Bugün ihtiyaç haritası, ahbap olsun, Pozi'de artık yer alabilirler. Onların çok güzel Pozi haberleri var. Onları kendileri oluşturup kullanıcılarla buluşturabilirler. Böyle bir şeyimiz de var. Normalde biliyorsunuz Pozi mutlu haber süzgeci diyoruz biz ona. Bütün haber kaynaklarından haberleri alıp sadece iyi ve mutlu eden haberleri biz erişilebilir ve paylaşılabilir kılıyoruz. Evet, ama artık ihtiyacımız olan bir dönem gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz Turgay Bey, izleyicilerimizle. Ben teşekkür ederim. Kısacık da olsa paylaşmış olduk bu iyi hikayenizi. Aslında gerçekten bu dönemde almamız gereken mesajları almamızı kolaylaştıran sanatçılarımızı iyi ki varlar. Yine NTV'ye özel açıklamalarla onlara bir kez daha kulak veriyoruz. Sevmiyorum artık, çamura pasa bulaştı. Depresyondayım, unuttum, aldatıldım. Hastalar, kardeşlerim, iyileşeceksiniz. Erol Evgin salgın günlerinde sosyal medya hesabından hayranlarına özel paylaşımlar yapıyor. Günün en güzel saatleri bunlar, yanımda kal.
Bugünleri evinde resim yaparak, anılarını yazarak geçiren sanatçı, sosyal medyada her gün şiirler okuyor. Nazım Hikmet'in Taranta Babu'ya mektupları vardır. O 5. mektuptan bir bölüm okuyayım size. Ve dünya öyle büyük, öyle güzel, öyle sonsuz ki deniz kıyıları, hepimiz her gece yan yana uzanıp yaldızlı kumlara, yıldızlı suların türküsünü dinleyebiliriz. Yaşamak ne güzel şey Taranta Babu. Yaşamak ne güzel şey. Anlayarak, bir usta kitap gibi, bir sevda şarkısı gibi duyup, bir çocuk gibi şaşarak yaşamak. Yaşamak birer birer ve hep beraber, ipekli bir kumaş dokur gibi, hep bir ağızdan sevinçli bir destan okur gibi yaşamak. Elbette bazen çiçek açıp bazen solacağım. Bugünlerde online konserler veren Candan Erçetin hayranlarıyla salata tarifi evet, de paylaştı. Ödem atma salatasına geldi sıra. Bir demet maydanozum var. Ben bir demetle yapacağım. Siz iki kişiye 3 demet kullanabilirsiniz. Çok lezzetlidir. Sakın yüzünüzü gözünüzü buruşturmayın. Adı maydanoz salatası diye. Bugünleri Göcek'te evinde geçiren Göksel de online konser veren isimlerden oldu. Sevgilimden ayrıldım, çok yalnızım. Her durumda seyircilerime seslenebiliyor olmak, şarkı söylüyor olmak... İyi geldi tabii. Çok fazla mesaj geldi. Bir an için unuttuk gibi cümleler çok fazlaydı. Bunun başka türlü bir samimiyeti oluyor. Tabii ki endişeliyiz ve korkuyoruz. Zor bir dönem ama ben kendimi mutsuz hissetmiyorum. Aksine içsel olarak bana çok fazla şey kazandırdığını düşünüyorum. Çok fazla insan bunu söylüyor. Bu da geçecek biliyorum ama kara güneşten gün doğacak. Karşı karşıya kaldığımız hayat, gerçek mi, yanılsama mı? Sanatçılar sosyal medya hesaplarından hayranları için kitap önerileri de paylaşıyor. Edebiyatın bugünlerde iyi geleceğini söyleyen usta yazar Mario Levi, kitap önerileri yapan isimlerdendi. Edebiyatın geçmişi, salgın üzerine yazılmış birçok eserle doludur. Edebiyat ve sanat ile insanlar ölüme, salgına, hastalıklara... Her şeye karşı hayattan yana tercihlerini yaparak direnmişlerdir. Bu yüzden bugünlerde her zamankinden daha çok sanata ve edebiyata ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim. Biz her hafta olduğu gibi NEF Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur'la birlikteydik. Bu kez canlı olarak yayınlanan İyi Hikayeler'de 2 saat boyunca iyilikleri, virüs esaretine rağmen dayanışma örneklerini konuştuk. Sizlerle paylaştık. Lütfen siz de iyi hikayelerinizi bize yazın. Bize e-posta atabilirsiniz. Dünyanın düzeni, hayatın akışı değişirken, bu süreçte elimizde olmayan bir zorluğu yaşarken... Kabullenip uyum göstermek, insanlarla iletişimde kalıp dayanışma göstermek kurtarıcı olabilir. Her şeye rağmen hepimizin yapabileceği şeyler var. İnsana en iyi gelen şey birilerine fayda sağlamak. Umalım dünyamız, ülkemiz iyiye yönelsin ve iyilikle kalsın.